Şimdi ada ortamında aslında mahpusluk çifte tecrit anlamına geliyor. Ada zaten bir tecrit ortamıdır. İkinci tecrit cezaevinin kendisi. Tüm insanlar için aslında tecrit bir uzun tecritler özellikle izolasyon, işkence ve kötü muamele başlığında ele alınır. Ama belli gruplarda özellikle belli bir yaşın üzerinde olanlar için bu daha da anlam kazanır. Hani bu bir sadece hekimlerin kişisel görüşleri olmayıp buna dair birçok uluslararası sözleşme ve bildirge var. Örneğin Birleşmiş Milletler'in Mandela kuralları, yine Birleşmiş Milletler işkence ve kötü muamelenin önlenmesine dair İstanbul protokolü o başta olmak üzere yine Avrupa Konseyi'nin birçok uluslararası metni uzamış özellikle tecridi ve izolasyonu işkence kötü muamele olarak tanımlar. Doğası gereği bir ada ortamı oluşu, ziyaretçilerinin olmaması, ziyaretçileri engellenmese bile ziyaretlerin o kadar bu nedenle kolay olmaması, sağlık hakkına ulaşmada dezavantajlı oluşu, çünkü bir hastane kampüsü olan bir ada değil sonuç itibariyle, sadece sanırım bildiğimiz kadarıyla, basın okuduğumuz kadarıyla konsantrasyonlarla sağlık sorununa giden bir yerde yaşamakta ve yaşını da göz önüne aldığımızda aslında bir sağlıksızlık ortamı olarak izolasyon ve tecridin sıkıntılarını giderek artacağını öngörebiliriz. Tecrit ve izolasyon tabii ki işkence ve kötü muamele başlığını alan Birleşmiş Milletler zaten uzadığı için. Hani kişisel bir yorum değil. Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin de kurucularından olduğu Birleşmiş Milletler işkence ve kötü muamele bağlamında ele alıyor. Şimdi şunu biliyoruz. İşkence ve kötü muamelede kişinin acı ve eziyeti bir sonuçtur. Hedef toplumdur. İşkenceyi kişi için yapmazlar. Topluma hat bildirmek için yapılır işkence ve kötü muamele. Hayır, kişi acıyı çeker, o başka. O bir sonuçtur. Topluma cezalandırılır. Topluma hizaya çekmek ister. Özellikle toplumsal tabanı olan bireylerin cezaevindeki olumsuz koşulları toplumun geri fertleri içinde bir sağlıksızlık üretir. Toplumda karşılığı olan bireylerin mahpusluk süreçlerindeki olumsuzluklar bu boyutları da aslında toplumun genelinde bir kesiminde özellikle bedensel ve ruhsal anlamda bazı sağlıksızlıklar üretir. Ama en önemli sağlıksızlık da şudur. Sosyal ve siyasal iyilik halini kötüleştirir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı gibi, akademisyenlerin tanımladığı gibi, biraz önce de söylediğimiz gibi bedensel ve ruhsal bir hastalık olmaması değil sağlık. Aynı zamanda sosyal ve siyasal iyilik hali. Böyle bir izolasyon ve uzamış cezalandırma sürecinin topluma yansıması sosyal ve siyasal iyilik hali değildir. Sosyal ve siyasal kötülük halidir. Sosyal ve siyasal kötülük halinin olduğu bir ortamda da hiçbir birey sağlıklı olamaz. Çünkü sağlık bireysel bir başlık değildir. Hiçbirimiz tek başımıza sağlıklı olamayız. Mesela burada konuştuğumuz çok uzun ve bir adadaki tecrit ve izolasyon ama yanı sıra yaklaşık 300 bin kadar mahpus Türk Cumhuriyet tarihinin en 12 Eylül döneminde bile 100 bin civarındayken 300 bin civarında mahpus var. Ve bunların önemli bir kısmı aynı zamanda izolasyon koşullarında kalıyorlar. Yüksek güvenlik dedikleri, farklı farklı isimlerle andıkları kalıyorlar. Düşünün bu kadar insanın tanıdığı ailesi var, çevresi var. Toplumda bilinirliği olmayanlar biraz gözden uzak olur. Ama onların da az buçuk bir çevresi var topladığımızda. Yani şöyle düşünelim. 300 bin mahpus var. Her birinin 5 kişisi bunları bir merak etse, bir kaygı duysa bu ülkede 1 milyon insan zaten durup dururken sürekli bir stres altında. Yani hani buraya daraltmak istemem ama özellikle de toplumun, ülkenin barışa ve bölgenin hatta coğrafyanın barışa çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, çatışmasızlığa çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, kalıcı ve pozitif bir barışa ihtiyacı olduğu bir dönemde, burada rol alabileceklerin topluma ders vericesine ısrarla Birleşmiş Milletler'in Mandela ve diğer kurallarına aykırı bir şekilde izolasyonda tutulması aslında bir barış karşıtıdır aynı zamanda. Bir sağlıksızlık üreten bir sosyal kötülük halidir. Uluslararası sözleşmelerde, uluslararası cezaevi izlem metinlerinde temel cümle vardır. Eğer bir kişinin ulaşılmasına izin vermiyorsa bir ziyarette,
oradaki tüm iddialar gerçekmiş gibi kabul edilir. Çünkü iddia ya da şey diyelim, kuşku, yani sağlıklarına dair olabilir, başka yönden olabilir. Oradaki her iddia, her kuşku, her soru işareti gerçek olarak kabul edilmek zorunda. Çünkü örtülmesi gereken bir şey varsa ancak siz engel olursunuz. Bakış odur. Bu bilimsel bir bakış, hani kişisel bir yorum değil. O yüzden de bir yerde ziyarete ya da kişinin ziyaretlerine kapatılması ve onun sağlık ya da diğer başlıklarda ulaşılmasının engellenmesi başlı başına bir şeyin örtmesi olarak kabul eder. Bu örtüyü açmak da onu yapan kurumların sorumluluğudur.